Değerli izleyenler, emekliye Ocak'ta zam. Hükümetin emekliye zam haberleri tabii ki basın ve yayın kuruluşlarında yayınlanıyor. Daha da önemlisi, emeklinin Ocak'ta ne kadar zam alacağını birçok kişi bilmiyor. Yoğun mesaj sağanağı altında kalıyoruz ve mesajlara yetişmeye çalışıyoruz. Emekliye Ocak'ta zam değerli izleyenler. Daha iyi şartlarda daha iyi olanaklara kavuşmak için emeklilerin gerçekten önemli bir desteğe ihtiyacı var. Emekliye gereken zammın bir an önce verilmesi hepimizin tabii ki isteği. Emekliye Ocak'ta zam geliyor. %8,5'luk zamla emekli gerçekten rahat edecek. Bununla da kalmayacak, ek zammı da %8,5 zamlanacak. Ama işin dahası, aile yardımından bahsetmek istiyorum. Malumunuz emekli elinden geldiği kadar çabalıyor, geçim şartlarına tutunmaya çalışıyor. Özellikle düşünün, bir memur emekli olmadan önce aile yardımını perfect alıyor. Ama emekli olduktan sonra her şey kısıtlanıyor. Düşük miktarda ödenekler ve düşük miktarda ek zamlar emeklinin belini büküyor. Çünkü hayat pahalı. Ne yapılacak biliyor musunuz? Emekli için ek zam bir kere arttırma yoluna gidilmeli. Çünkü bununla ilgili çalışma var. Emekli STK'lar ve hükümet arasında var. İkinci olarak emeklilerin dediğim üzere intibak meselesi. İntibak zammı da emeklilerin maaşlarına gayet net bir şekilde yansıması için büyük bir çalışma var. Şunu söylemek istiyorum. Hükümetin kendi intibakına odaklanacağız. Muhalefet vermiş vermemiş önemli değil. Muhalefetin yasasını mı kabul edecek? Muhalefetin teklifini mi kabul edecek? Kendim düşünemez miyim der hükümetler? Biraz gerçekçi olalım. Muhalefetin verdiği önergeyi reddedir ama kendi getirdiği intibakı geçirir. Bunu anlamıyor birçok insan. Benim duyduğum 500 TL civarı bir intibak yasasını geçireceği yönünde. Bu emekliye ihya edecek karar, bu emekliye iyi gelecek karar değerli izleyenler. Bakıp göreceğiz bakalım neler olacak. Bakıp göreceğiz. Değerli izleyenler, beni izlemeye devam edin.